Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir fırında paçanga böreği tarifi hazırladım. Bu börek fırında da gerçekten çok lezzetli oluyor. Üstelik oldukça hafif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Rendelediğim 200 gram kaşar peynirini kaseye alıyorum. 200 gram da doğradığım pastırma'yı ekliyorum. 2 adet sivri biberin çekirdeklerini çıkarttım ve küçük küçük doğradım. Onu ilave ediyorum. Sonrasında da kabuklarını soyup küçük küçük doğradığım bir adet büyük boy domatesi ekliyorum. Domatesleri doğradıktan sonra süzgece aldım ve fazla suyundan arındırdım. Bu sayede böreğimde hamurlaşma olmayacak. Son olarak 1 çay kaşığı dolusu karabiber ekliyorum. Böreğimin iç malzemesi için gerekli tüm her şeyi kabın içerisine aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdığım iç malzememi şimdi kenara alıyorum. Hemen böreğimin sosunu hazırlıyorum. Sosum için gerekli malzemeler yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağ. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Tüm sıvı malzemeleri çırpma kabına aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım sosu hem böreğimin ara katlarında hem de üzerinde kullanacağım. Tarifim içinde 4 adet taze günlük yufka kullanıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 1 adet yufkayı tezgahıma serdikten sonra hazırladığım sos ile üzerine ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Sosu yufkanın her yerine güzelce sürdükten sonra ikinci yufkayı da üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde ikinci yufkamızın da üzerine ince bir tabaka halinde sos ile yağlıyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 4 adet yufka kullandım. 2 adet yufkamızı aralarına yağ ve sosu sürerek üst üste koyuyoruz. Daha sonra rulet yardımıyla keseceğiz. Daha sonra kalan 2 adet yufkayı da aynı şekilde hazırlayarak böreğime son şeklini vereceğim. Sosu yufkanın her yerine güzelce sürdükten sonra rulet yardımıyla 8 eşit parçaya kesiyorum. Yani toplamda 16 adet börek elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi böreklerimiz de oldukça bereketli. 8 eşit parçayı kestikten sonra yufkanın geniş kısmını hazırladığım iç harcından bolca koyuyorum. Bildiğiniz gibi paçanga böreğinin iç malzemesi boldur. O yüzden lütfen bu aşamada elinizi korkak alıştırmayın. Tamamını iç harcını koyup hazırladıktan sonra ilk olarak yufkayı iç harcının üzerine kapatıyorum. Daha sonra kenarlarındaki fazlalıkları da üzerine kapatarak sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Tabi rulo yaparken çok fazla sıkmayın ki pişme esnasında patlamalar olmasın. Yufkanın tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Dilerseniz böreklerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra buzluk poşetlerini koyarak buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zamanda hemen buzluktan çıkartın üzerine aynı şekilde sosu sürerek fırına koyun ve pişirin. Her halükarda bu börekler gerçekten şahane oluyor. Ya da dilerseniz böreklerinizi akşamdan hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırın. Sabah da hemen kızartarak böreklerinizi kahvaltınızda sıcak sıcak tüketin. Kalan 2 adet yufkamı da aynı şekilde aralarına sosu sürerek üst üste koydum. Rulet yardımıyla kestikten sonra iç malzemesini koyarak rulo yapıyorum. Tarifim için gerekli bütün detayları videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Sonuncu böreğimi de hazırlıyorum. Bu arada diğer bir taraftan fırınımı 200 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Videonun başında da belirttiğim gibi kalan sosumu tabağa koydum. Diğer bir tabağa da bolca galetununu koyarak böreklerimi hazırlıyorum. Hazırladığım börekleri ilk olarak sosa batırıyorum. Daha sonra bolca galetonuna buluyorum. Ve de bu şekilde hazırladıktan sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı diziyorum. Böreklerimizin dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor. Tüm börekler bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. İlk olarak sosa batırıyorum. Daha sonra bolca galetonuna buladıktan sonra tepsiye diziyorum. Şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst yerli fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkar çıkmaz hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böreklerimiz puf puf oldu ve yemeğe hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bol iç malzemesi ve harika lezzetiyle gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Üstelik oldukça hafif. İnşallah sizler de bu güzel tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.